Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Tüm Türkiye, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini düzenlerlerken, Muğla milletvekili adayları da hemen her ilçede son propagandalarını gerçekleştiriyor. Fethiye'de pazar günü yapılacak seçimlerde 114.034, Seydikemer'de 45.938, tüm Muğla'da ise 724.911 seçmen oy kullanacak. Tüm Türkiye, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini düzenlerlerken, Muğla milletvekili adayları da hemen her ilçede son propagandalarını gerçekleştiriyor. 24 Haziran pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde Fethiye'de 330 sandıkta 114.034, Seydikemer ilçesinde ise 156 sandıkta 45.938 seçmen oy kullanacak. Ayrıca bu yıl ilk kez Fethiye'de 2 seyyar sandık, Seydikemer'de de 1 seyyar sandık engelliler ve hastaların ayağına giderek oy verme işlemi gerçekleştirilecek. Fethiye'deki seçimlerde ilçe seçim kurulu başkanlığını hakim Tamer Şahin yürütecek. Ayrıca Seydikemer Eşen T tipi cezaevinde de mahkum ve hükümlüler bir sandıkta oy kullanacaklar. Seydikemer ilçe seçim kurulu başkanlığını Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül yaparken Muğla'da 2244 sandıkta 724.911 seçmen sandığa koşacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 375 sandıkta 130.972 kişi, Dalaman'da 91 sandıkta 28.543 kişi, Datça'da 57 sandıkta 18.421, Fethiye'de 332 sandıkta 114.034 kişi, Kavaklıdere'de 28 sandıkta 8.252, Köyceğiz ilçesinde 89 sandıkta 27.400 kişi, Marmaris'te 197 sandıkta 68.498, Menteşe'de 256 sandıkta 82.484 kişi, Milas'ta 357 sandıkta 108.154 kişi, Ortaca'da 111 sandıkta 36.666, Seydikemer'de 156 sandıkta 45.938, Ula'da 71 sandıkta 20.214 ve Yatağan'da ise 124 sandıkta 35.335 kişi pazar günü sandığa giderek oy kullanacak. Sevgili izleyiciler, Fethiye İlçe Seçim Kurulu tarafından 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde görevlendirilen sandık başkanı ile sandık kurul üyelerine eğitim semineri verildi. Fethiye İlçe Seçim Kurulu tarafından 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde görevlendirilen sandık başkanı ile sandık kurul üyelerine seminer gerçekleştirildi. Fethiye İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tamer Şahin ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Murat Başkaya ile diğer görevliler tarafından sandık başkanı ve sandık kurulu üyeleri pazar günü yapılacak seçimlerde dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda geniş şekilde uyarıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan sandık kurul başkanı ve üyelerinin görevleri ayrıca oy verme işlemiyle ilgili olarak hazırlanan video kayıtları izlendi. Daha sonra sandık kurul başkan ve üyelerinin pazar günü seçim öncesi ve seçimler sırasında ayrıca seçim bittikten sonra tutanakların imza altına alınmasıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı. Hazır olarak gideceksiniz. Biz de sandık başkanlarımıza gerekli, o zaman için gerekli evraklarımızı vereceğiz. Biz bunun için seçim kurulu olarak... Özellikle geçerli ya da geçersiz oyların kabulüyle ilgili de net açıklamalarda bulunuldu. Fethiye ve Seydikemer İlçe Seçim Kurulu Müdürü Murat Başkaya, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde görevli Sandık Kurulu Başkan ve memur üyelerine bilgilendirme için eğitim verildiğini söyledi. Bu arada sandık başkan ve üyelerinin pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili sorularını da cevaplandıran Başkaya, oy verecek kişinin mutlaka TC numarası yazılı nüfus cüzdanı ile oy verme işleminde bulunacağını, oy verme işleminin sabah saat 8'de başlayıp 17'ye kadar devam edeceğini belirtti.
Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için sandığa gitmeye hazır. Peki 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde nasıl oy kullanılacak? Vatandaşlar 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde oylarını 6 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlık binasında oluşturulan temsili sandık kurulu ve oy verme kabininde oy verme süreci uygulamalı gösterildi. Buna göre vatandaşlar sadece kayıtlı olduğu sandıklarda oy kullanabilecek. Adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar YSK'nın internet sitesinden, e-devlet kapısından veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılarla yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek. Seçmenler, Birleşik Oy Pusulalarında tercih ettiği Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan tercih veya evet mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için tercih veya evet mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Diğer yandan seçim sabahı, sandık kurulu başkanı, memur üye ve son seçimde en çok oyu almış 5 siyasi parti temsilcisinden oluşan sandık kurulu saat 7'de oy verme yerinde bir araya gelecek. Hazırlıklar 7-8 saatlerinde tamamlanacak, oy verme işlemi 8'de başlayacak ve saat 17'ye kadar sürecek. Saat 17 itibariyle sırada bekleyenler varsa bu kişiler sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak. Sandık kurulu başkanı kullanılan oyun geçersiz sayılmaması için zarfın içine başka bir materyal atılmaması, pusulaların ve zarfın üzerine işaret konulmaması yönünde seçmeni uyaracak ve ikinci bir oy pusulası verilmeyeceğini belirtecek. Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk olarak Cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek. 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için Muğla milletvekili adayları büyük heyecan ve çekişme içerisinde son miting ve ziyaret çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü saat 18'e kadar partiler ve adaylar propaganda çalışmalarını en üst düzeyde sürdürecek. Adaylara ve parti, il ve ilçe teşkilatlarına seçim gününe kadar
Uyku da yok. Alınan bilgilere göre propaganda çalışmaları cumartesi günü saat 18'den sonra sabaha kadar birebir ziyaretlerle geçmesi bekleniyor. Pazar günü Muğla'da da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve HDP milletvekili adayları son çalışmalarını gerçekleştiriyor. 7 partiden 49 Muğla milletvekili adayı ilçelerde ve mahallelerde düzenledikleri toplantılarla hem Cumhurbaşkanı adaylarına hem de partilerinin milletvekili adaylarına destek istediler. Bu yıl 7 milletvekilliği için hemen her parti yoğun bir propaganda dönemi yaşadı. Seçimlere artık sayılı saatler kala milletvekili adayları il ve ilçe başkanlıklarıyla birlikte Muğla'ya ve bölgelerine yapacakları projeleri anlatarak destek turlarını sürdürüyorlar. 23 Haziran Cumartesi günü saat 18'e kadar propaganda yapacak olan milletvekili adayları ve partililer bu saatten sonra seçim yasakları nedeniyle açık olarak ve sosyal medya üzerinden seçim çalışmalarını sonlandıracak ve oy verme saatini beklemeye başlayacak. Seçim ofisleri ve meydanlardaki parti bayrakları ve aday afişleri de kaldırılacak. Muğla'da yarışa girecek tüm partilerin milletvekili adaylarının isimleri şöyle. AK Parti Muğla Milletvekili adayları Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muhittin Kayabaş, Hüseyin Zafer Alkaya, Eylem Tan, Kadir Dağlı, Arif Sert. CHP Muğla Milletvekili adayları Mürsel Alban, Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, İbrahim Ertürk, Emine Yenilmez Aydemir, Yamaç Kaya. MHP Muğla Milletvekili adayları Mehmet Erdoğan, Hacı Çelik, Salih Soykan, Hüseyin Kağan Kürşat Gönül, Ertuğrul Avcı, Serkan Şafak, Temel Irmak. İyi Parti Muğla Milletvekili adayları Metin Ergün, Ertan Küçükay, Koray Hayvacı, Peyami Cinaz, Nesrin Aştı, Cahit Karaöz, İzel Kuşkun. Saadet Partisi Muğla Milletvekili adayları Ömer Uludağ, İlhan Özler, Furkan Duman, Muhammed Necip Gencer, Saliha Güzel, Musa Engin, Sait Aydın. Vatan Partisi Muğla Milletvekili adayları Günal Dal, Nahide Tekinçay, Anıl Coşkun, Hüseyin Türkay, Mehmet Tiryaki, Hasan Ortatepe, Vedat Yemin. Belce Kız Plajı'nı işletmesini yürüten mevcut firma hakkında yasal işlemler devam ederken, Muçev'in Belce Kız Plajı'nın işletmesini Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'na verilebileceği gündeme gelmişti. Başkan Behçet Sağçı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, Fethiye Belediyesi ve vatandaş Behçet Sağçı olarak Muçev'in hamle yapması halinde kendilerine takdirlerimizi sunacağımızı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bunu en iyi şekilde işleteceğini söyleyebilirim dedi. Belce Kız Plajı'nı işletmesini yürüten mevcut firma hakkında yasal işlemler devam ederken, Muçev'in Belce Kız Plajı'nı işletmesini Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'na verilebileceği gündeme gelmişti. Başkan Behçet Sağcı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, Fethiye Belediyesi ve vatandaş Behçet Sağcı olarak Muçev'in hamle yapması halinde kendilerine takdirlerimizi sunacağımızı, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın da bunu en iyi şekilde işleteceğini söyleyebilirim dedi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise hizmet ve plajın daha da güzel işletilmesi anlamında plajlara talibiz. Sadece para değil, hizmetin kalitesi açısından da istiyoruz dedi. Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren sanatçı Hacer Tülü ile iş adamı Mehmet Ali Sürensoy'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübünün işletmecisi olan Mehmet Ali Sürensoy'un eğlence mekanına girdiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 4 kişi Sürensoy'a kurşun yağdırmıştı. Olayda Mehmet Ali Sürensoy, şarkıcı Hacer Tülü ile Onur S., Servet K., Cesur A. ve Kaan M. yaralanmıştı. Kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitiren Mehmet Ali Sürensoy ve Hacer Tülü'nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bodrum Devlet Hastanesi morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastaneye gelen Hacer Tülü'nün kardeşi Ozan Tülü sinir krizleri geçirdi.
ayakta durmakta güçlük çeken Ozan Tülü, "Kardeşimin hiçbir suçu yoktu," dedi. Hacer Tülü'nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut ise altın gibi bir kalbi vardı. Her şeyi kendisi başarmaya çalışan bir insandı. "Her şey bu kadar basit mi?" şeklinde konuştu. "Abi bu kadar basit mi ya her şey yani? Bu kadar basit mi yani? Kız dün gece geldi, bizde eğlendi. Gitti ondan sonra tabii başka bir mekana, hani bu eğlencenin devamı için gidiyor. Orada yani bu kadar kapıdan içeri girerken herhalde. Yani cidden yani bir tanısanız yani bir şeyleri başarmaya çalışan yani bir de ailesine çok düşkün. Ne diyeceğim yani abi? Hayat bu kadar basit işte. Birçok sanatçıyla da beraber çalıştı. Birçok arkadaşımızın mekanlarında çıktı. Birçok sanatçının arkasında çalıştı. Ne bileyim yani bir şeyleri tek başına yapmaya çalışan bir kızdı ya." Bodrum'un Gümbet mahallesinde iki kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı olayın zanlıları Manisa'da yakalanarak Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla ilgili olmadıkları, Bodrum'a tatil için geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Gümbet mahallesinde meydana gelen olayda Medusa isimli mekana giren Ali Ekber Sürensoy, 4 kişinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda Sürensoy ve şarkıcı Hacer Tülü yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Bodrum'dan kaçan olayın zanlıları Manisa'da yakalandı. SÇ, KÇ, HA ve TO Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların ilk ifadelerinde, "Biz Bodrum'a tatil için geldik, gece de o mekana eğlenmeye gitmiştik. Silahlı saldırıyı görünce olay yerinden kaçtık, olayla ilgimiz yok," dedikleri öğrenildi. Şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne sevk edildi. Özel Hatem Anadolu Lisesi büyük bir gurura imza attı. Özel Hatem Anadolu Lisesi mezuniyet törenine yoğun ilgi olurken öğrenciler ve veliler gurur gününü birlik ve beraberlik yemeğiyle taçlandırdı. Özel Hatem Anadolu Lisesi 3. mezunlarını verirken 67 öğrencinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olduğu ifade edildi. Özel Hatem Anadolu Lisesi büyük bir gurur yaşıyor. Fethiye'de eğitim alanında büyük bir başarı yakalayan Özel Hatem Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim öğretim yılını yine Hatem okulları olarak 3. yılımızda 3. mezunlarımızı vermekten mutluyuz ve gururluyuz. 2015 yılında açıldığımızda çocuklarını güvenerek bize teslim eden, güveni ön planda tutan sayın velilerimiz, sizlerin en değerli varlığı bizim için de en değerli varlığımız oldu. Bilen bilir, ben eğitim konusunda takıntılı bir veliyim. O kadar ki bazen çocuğunu okula yazdıracak tanımadığım insanlar dahi beni arayabiliyor. Bir şekilde bir yerden en iyisine ulaşmak için çabaladığımı duyuyor, öğreniyor. Elbette bunun için çabalıyorum. Çünkü bütün gününü okulda geçiren, benden çok öğretmenlerini gören çocuğumun hem en iyi eğitim almasını hem de okula mutlu olarak gelmesini istiyorum.
Müdürüm böyle lütfen. Hocamıza emin olabilirsiniz. Değerli öğretmenlerim, geleceğin aydınlık yüzü olarak bizi yetiştirdiğiniz, yanımızda olduğunuz, hayatımıza değerli anlar bıraktığınız için teşekkür ederim. Ercan Başbal, Ataman Anadolu Lisesi Müdürü, aynı zamanda kimya öğretmeniyim. Hatem okullarının 3. mezunlarına verdiği 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bugün yuvadan 67 öğrencimiz üniversiteye göndereceğiz. Onların bundan sonraki hayatlarında Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde girecekleri TYT ve AYT sınavlarında bütün Fethiye'li öğrencilerimize başarılar dileriz. Bugün gururumuz ve mutluluğumuz öğrencilerimizle bir kat daha arttı. Velilerimizle birlikte onların bu sevincini paylaştık. Mezun olan bütün öğrencilerimizin yolları açık olsun, bahtları açık olsun diyoruz. Bodrum'da avukatlar, hayvanseverler ve sanatçılar, Sapanca'da bacaklarıyla kuyruğu kopuk bulunan ve tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpek için basın açıklaması yapıp suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasına katılan ünlü sanatçı Özge Özpirinci ise hayvana yönelik şiddetle ilgili yasal adımlar atılması gerektiğini ifade ederek devletten yardım istedi. Bodrum Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına avukatlar ve hayvanseverlerin yanı sıra ünlü sanatçılar Özge Özpirinççi ve Ayça Varlıer de katıldı. Basın açıklamasını okuyan Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çelik, Sapanca'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık diyerek bu cinayeti ve sorumlularını şiddetle kınadı. Sapanca'da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. Avukatı, sanatçısı, siyasetçisi, kadını, çocuğu, yaşlısı, genciyle toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu artırılarak uygulanan, bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi. Biz tüm hayvanların haklarının savunucularıyız ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyurusunda bulunacağız. Olayın gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Onlara yetki verilmeli, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin daha... Reklamların ardından buradayız. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz.
2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Medikal Malzeme Toptan ve Perakende Satış Noktası, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. TRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini sizlerle paylaştık. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde TRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.